Şimdi hemen renklerimizi vererek devam edelim. Buraya diyez 35, 35, 35 diyelim. Buraya da yine diyez 35, 35, 35 diyelim. Bu yukarıdaki rengimizi diyez 32, 32, 32'ye çekelim. Yine aynı diyez 32, 32, 30, 32'ye çekelim. Ctrl Z ile bir geri alalım. Diyez 32, 32, 32 diyelim. Kaydedelim. Şimdi tekrar bakalım. Evet. İstediğimiz renkler geldi şu anda. Sonra devam edelim. Burada radyus CX eksi 2 diyor. Biz bu eksi 2'yi 0.8'e çekelim. Daha sonra da startla end angle var. Bunu start angle'ı 1.800'e çekelim. Bakalım şimdi 1.8 diyelim. 1.8 kaydedelim. F5 diyelim. Tekrar bir bakalım. Buradaki ara bence biraz fazla. Bakarsak 1.8 buraya geldi. End Angle'da 1.46'ya çekelim. Burayı silelim. 1.46 diyelim. Kaydedelim. F5 diyelim. F46 dedik. Bakarsak burayı 1.8 değil 1.6 yapalım. Burayı da 1.8 yapalım. Tekrar bir daha bakalım ne değişecek. Burayı 1.6 1.2 yapalım. F5 diyelim. 1.2 ortalama yapamadık şu an. 1.4 1.7 diyelim. Buraya da 1.4 diyelim. Kaydedelim. F5 diyelim. Birbirine çok yakın oldu. 1.4'ü 1.3'e çekelim. Bitişmesin birbiriyle. Ortada biraz boşluk kalsın istiyorum. Evet, şu anda istediğim etkiyi elde ettim. Hemen bu içindeki renkleri de ayarlayalım. Bunun için şuradaki yeşili kullanacağız. Fireworks'ümüzü açalım. Şimdi bir tane boş döküman açalım. 25'e 25 diyelim. Veya 25'e 25 az oldu. Biz buna 100'e 100 diyelim. Daha sonra buradan renklerimizi alalım ilk önce. Rengimiz, birinci rengimiz bu. Bu rengimizi kopyalayalım. Bu rengimizi kopyalayalım. Buraya bir dikdörtgen çizelim. Rectangle tool'la. Bunu 100'e 100 diyelim. 0.0 diyelim. Evet, rengimizi verdik. Buna geçiş efekti uygulayacağız. Onun için buradan koyu rengimizi de alalım. Kopyalayalım rengimizi. Daha sonra buraya gelelim. Seçelim bunu. Lineer yapalım.
Buradaki rengimizi de buraya bir yapıştıralım. Kaydedelim. Bunu tam tersine çevirelim biz. Koyu alt tarafta olsun, açık üst tarafta olsun. Şimdi bunu masa üstüne loader olarak kaydedelim. Daha sonra Mozilla'ya gelip bunları kapatalım artık. Google'a gelelim. Image to base 64 diyelim. Bu yapmış olduğumuz resmi base 64'e çevirelim. Bakarsak burada URL diyor. Biz direkt yapacağız. Bakalım. motobit.com diyor. Evet, motobit.com'da yapabiliriz. Hemen gelelim. Loader FV John Verdi Search Data diyelim. Bizim için şu an resmi çevirdi Base64'ü. Bunun hepsini kopyalayalım. Kopyalayalım bunu. Daha sonra Dreamweaver'a gelelim. Tekrar JC dosyamıza gelelim. Burada var image datanın altına bir yapıştıralım. Şimdi bakalım durumumuz ne? Yukarı çıkalım. Evet, gayet güzel. Kodlarımız geldi. Buradan virgüle kadar olan kısmı keselim. Virgüle kadar olan kısmı kestik. Bunun başına yapıştıralım. Data image png base 64 virgül olarak devam ediyor şu anda. Daha sonra alta inelim. Tekrar bakalım. Bunu da ayrıca seçelim. Çift tırnak virgülle bitireceğiz. Gelelim. Bunun sonuna çekelim bunu. Çift tırnak virgülle bitti şu anda. Hala syntax error diyor. Bakalım tekrar. Nerede hatamız var acaba? Şurayı bir şöyle alalım. Ayrıca şunu açalım bir de. Nerede hata yaptık? Hemen bakalım. Var image data. Bakarsak herhangi bir hatamız yok aslında. Niye hata verdi? Tekrar bakalım. Bir F5 diyelim. Evet, hata verdiği için hiçbir şey gelmedi. Ctrl Z ile hepsini bir geri alalım. Resimde sıkıntı çıktı. Hepsini geri alalım. Var image database 64 dedi. Biz şunun arasına yapıştıracağız kodlarımızı. Tekrar gelelim. Base 64. Kopyalayalım tekrar. Dreamweaver'a gelelim. Arasına yapıştıralım. Ama hata verdi. Niye hata veriyor? Tekrar en üste çıkıp bir daha bakalım. Var image database 64. PNG base 64 doğru. Herhangi bir sıkıntı olmaması lazım. Tekrar geri alalım. Geri alalım. Şimdi başka bir site bulalım base 64'e çevirmek için. Başka bir sitede deneyelim. Göz at diyor. 48 kilobaytmış bizim resmimiz. Doğrulama kodu istiyor. Hemen girelim. Encode dekode diyor. Encode edelim.
Hemen buradan. Kodumuzu kopyalayalım. Kopyaladık. Bunun üstüne gelip yapıştıralım. Aşağıdan bakarsak data image base 64 olarak gidiyordu. Data image base 64 virgüle kadar olan kısmı alalım. Yukarı çıkalım. Yapıştıralım. Şuraya kadar olan kısmı keselim. Şuradan sonrasını silelim. Evet, şu an hatamız gitti. Tekrar bakalım. Burada değil, şurada F5 diyelim. Evet, istediğimiz gibi istediğimiz renk geldi. Bunun dışında bir renk var. Biz onu da istemiyoruz. Onu nereden bulabiliriz? Hemen bakalım. Buradan ColorZilla yardımıyla bir bakmayı deneyelim. Hemen gelelim, burada bir arattıralım. JC dosyamızın içinde. Burada bulamadık. Hemen manuel olarak bakalım. Stroke Style diyor. Bunu biz nereden alalım? Şuradan bunu alalım. DS 35-35'imizi tekrar alalım. Yapıştıralım. Buraya da yapıştıralım. Kaydedelim. Tekrar bakalım. Hala düzelmedi. Bakalım. Burada bir stroke style var. Bunu da değiştirelim. F5 diyelim tekrar. Evet, şu an o çizgiden de kurtulmuş olduk. Şimdi bakmaya devam edelim. Sonraki derste eksiklerimize bakarak devam edelim.